Merhaba arkadaşlar. Aleykümselam. Başladı mı aynen? Başladı. Siz şarkı söylerken arkadan gizlice açtım. Ne kadar şerefsiz bir adam. Eyvallah. Bugün nasılsınız beyler? İşte formumuzdayız reis. Her zamanki. Sadece yoğurt yedim bugün. Vay be. Ayran da içtin mi? Yok. Ayranı içimde yaptım. Pekala. Orta şekerli mi? Şeker kullanmıyorum. 2 dereceli kazanmış. Tanken'in lolcu olması. Kardeş ben 8-0 gidiyordum Gragas'la. Sonra takım feed'le diye yenildik. Tamam Cüngür. Yeter kardeşim. Allah Allah. Vay be kardeş. Oo toplanması milleti. Hafiften başlayalım. 14 olduk. Adamım geldi ya köprücük. En sevdiğim yer. Abi bir şey söylemek istiyorum önce yayından başlamadan önce. Üzücü bir şey bu. Sky Sport'ta canlı izledim. Sky Sport'ta şovun sponsoru kimdi biliyor musunuz? 2K17. Adamlar kendini sponsor yapmış ama. Nasıl bir yokluktur ya. Kanka ne alakası var şimdi? 2K WWE'nin şeyi değil ki. Kardeş yine bütün para ona gidiyordur yani. En azından bir yarısı falan bir şey. Yazık günahım. Peki. Network'ün pay-per-view'leri şey yapması gibi, sponsor olması gibi. Ryan burada mı? Sırf Ryan için geldim. Ryan'ı getiririz Ryan yayına kim, ya. Ryan kim? Ne işi var burada? Ryan yayına gel. Yayına gel. Ryan curse yok ya. Kanka yayına dediğim chat'e gelsin anlamında. 2K ne abi? 2K işte 2K. Kanka 2K işte 17 falan demeni bekliyorlar. Neyse SmackDown'a geçelim. Pardon beyler kasamadım. Açılışla başlayalım. Öncelikle ben şovu genel olarak beğenmedim ya. Siz beğendiniz mi? Bence standart bir şovdu yani. Evet. Normaldi yani. Çok kötü değildi bence. Ya abi bence... Ben şeyi beğendim. Ya olay söyleyeceksen onu şeye doğru kalsın. Genel olarak bir... Tamam aynen. Onunla şeyde yorumlarız. Tamam o zaman. Direkt açılışa geçelim. Ne söyleyeceğimi unuttum. Böyle bir şey yapamıyorum. Multitasking yapamıyorum. Açılış. Hemen tartışma konumuzu açalım. Bir dakika nerede? En gerek var mı bu sefer? En gerek yok. Neyse. En gereğe özel konu açılmış. Ama biz yaparız onu. Onu yaparız. Şimdi şöyle bir hatırlama adına kontrol edeyim. Women's Division'ın açtığı bir SmackDown var. Daniel Bryan geldi. İşte Total Divas şeyinden, reklamından falan bahsetti. Genel olarak şovun açılışını nasıl buldunuz? Ne görmek istiyordunuz? Ne gördünüz? Erdi seninle başlayalım. Kadınlara hani böyle şans verilmesi, her zaman işte 20 dakikalık ana kemer promosuyla başlanması falan güzel. Alexa Bliss güzel konuşuyor. Seviyorum o kadını. Onun mikrofonu konuşması. Kapalı gelmesi. Böyle aksaklıklar olur da. Nikki Bella ile Carmella çok zayıf kaldılar. Şeyde, mikrofon konusunda zayıflar yani. Nikki. Evet Nikki zayıf kanka yani. Seviyoruz ama hatalarını da söylememiz lazım. Bu kadar yani. Ne diyeyim? Güzel yani. Junior. Ya bence diğerleri de keşke Becky kadar şey alabilselerdi hani. Mikrofon şansı falan. Naomi ile Nikki zaten Becky'yi kurtarmaya geldiler direkt olarak. Natalya hala aynı modda. Seks tanrıçası gibi geziyor zaten. King of Heart mıydı? Yok Queen of Heart. Queen of Heart.
Ben başta forum deyince Daniel Bryan hani hepsi gelecek, hepsi birbirine karşı konuşacak falan sandım. Bir tek Becky müzikle geldi. Diğer hepsi böyle ringe spawn oldular. Çok garipti orası yani. Abi müziğin çalması garip değil mi zaten? Mesela ani bir durum oldu orada, kurtarmaya gidecek. Kadın şey mi desin yani, Bitti müziği mi müzik. çalın şimdi gideceğim filan. Hayır, yok lan. Hani şey geldi ya. Abi Natalya ringi geliyor. Ha, anladım sen. Kameranın bir an arkasından Alexa Bliss çıktı falan. Ya o şey herhalde, açılışı çok uzatmamak için yapılmış bir şey olabilir yani. Yoksa ringe gelişleri falan müzik vurulacak da. Oo, uzun. Bir de bu SmackDown'da hiçbir süre şeyi yok mu yani? 1-2 Artıramıyorlar dakikalıktan süre uzatma hakkı galiba. yok mu? Dean Ambrose sonda şey rap'e bağladı. Direkt giyip yattılar, kapattılar şovu. Tam 5'te bitti. Ekmeği yediği anda şey çıktı. Bu kadar All mı Eyes Reserved vakit şey kazandı? çıktı. Peki Neyse şimdi tamam, bu kadar. Açılış bu kadar. şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki favori kim sizce? Ha, yani Maçta mı biraz da hafif konuşalım de onu? backlash Ney? yorumlarıyla beraber gidelim diye söylüyorum. Favori kim? Junior sordu. Bana Ne göre... hakkında ne düşünüyorsun? Dur, geleceğim oraya. İşte bu Junior'ın Kesin soracağı geliyor soruydu zaten. zaten. Aynen. Tamam işte, favori kim? Ya Erdin bak, bana... favorim Kesik Becky. geliyor. Ama Erdin... sesin cidden kesik geliyor kanka. Benim mi Hiçbir şey kesik geliyor? anlamadım. Bir dakika tamam, dur. Ya ne Erdin, ne Erdin anlamıyorum. Şu an beni duyuyor musunuz? Okey. Tam Ultra ultra duymuyorsunuz. Heh, favori kim mi diyecektin? Evet. Hala Becky bence. Bence de hala Becky. Nikki ile de şeyde kapışırlar, Survivor Series'te. Şu an sesim Umarım size Natalya'ya net mi geliyor? kapışmazsa. Şu an net Çünkü yani. arkada Netlik torrent ölçmesi. açıp progres Ya niye o al işte. tamam beyler, okey. Her şey diyecektim. Ne düşünüyorsunuz derken, şimdi bir Six Pack Woman maç var ama 3 tane face, 3 tane şey heel, böyle bir tag team maça doğru gidiyor. Biz... Nasıl bir eleme sırası olur? Ya sona şey Ya. kalır. Sona Nikki kalmaz bence ya. Bir Carmela bir bokluklar yapar, elettirir onu. Becky ile Natalya falan kalabilir belki. Bence Becky ile Naomi kalır. Şey olabilir ama Becky ile Naomi kalır. Natalya araya bir boklar sokmaya çalışırken Nikki de gelip ona şey yapabilir. Bence Saldırabilir. face kalmazlar ya. Bence de face kalmazlar da Carmela'nın Nikki tarafından eleneceği çok belli değil mi? Ya abi Carmela'nın bu kadar hype'lanmasını anlamadım ben Ya ya. işte Ya ya zaten kazandığı son maç bu haftakiydi yani, daha kazanamaz bence uzun zaman. Nikki Nikki'yi ezer. pes ettirdi abi yani. Ya ama şimdi burun sakatlığından geliyor yani, mantıklı olabilir biraz, hani o kadar şey yapmadım da ben. Kazanacağı son maçlardan biriydi bu yıl için. Katılmaktayım. Ya muhtemelen bana da öyle geliyor zaten. Nikki Peki. ezer geçer yani. Erdi fanboyluğunu konuşturdu. Evet, açılış maçı. Al işte. Ne oldu? Heh, açılış maçı kardeş. Bir şey söyleyeceğim. Gece 3:30. Böyle Chris geliyor. Yüzünde gülücük var. Ama niye gülüyorsun birader? Vallahi anlamıyorum ya. Sinirlerim bozuldu gece. Dayak yiyor, gülüyor. Ringe geliyor, gülüyor. Taka atıyor, gülüyor. Cross'dan yedi, düşerken gülüyordu, gördün değil mi onu da? Kardeş. Çok garip bir Çok adam saçma ya. bir adam ya. Bir ders verin, bir şey yapın. Bu ne? Beğenmedim. Peki maçı nasıl buldunuz? Maç iyiydi de yani, şu adam beni gıcık ediyor ya. Vallahi ayar oluyorum. Cidden çok sinir bozucu ya. Şey çok Ya kötüydü bu adam... arada. Ziggler yorumculukta. Ben çok beğendim. Biraz Niye? boş. Bence Abi boş Ziggler yaptı sürekli sinir. promo kesti, boş yaptı ya. Bırak da maçı bir şey yapalım. Adam orada corner clothesline falan vuruyor. Hala biz Ziggler'ın promosuyla kafamız dağılıyor yani. Biraz Çok arka planda Fırka'nın olmalı Apollo bence. Creed'si izlerken mutlu olmaz. Kardeş
Hayır yani bizim de sinirlerimizi bozuyor ya yani. Çok abartıyor bence. Hayır, şeye, gerçekçiliğe bir şey ket vurduğu için yani. Sonuçta ağzına kocaman bir şey vuruyorlar yani. Bunu böyle söylemem. Böyle bir şey sonucunda hani gülmen hala, ne bileyim abi, Brothers'ta değilsin ki yani. Abi mesela Bailey çok sevecen, hani ben çok seviyorum. Bana mutluluk veriyor. Ama ciddi olması gerektiği zaman da oluyor yani kadın. Bu adam sürekli gülüyor ya. Cidden, bu konuda cidden ders almalı ya gerçekten yani. Bailey overrated diyenler mi? Ya siktir git. Ryan'dan nefret edilmesi. O Ryan'a şeyler gelmesi. Ya ne oluyor? Neyse. Pardon Erdi Beyli. Pardon Beyli. kardeşim. Bizim karısını yollaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence heel'lıkta zirveydi ya. Kardeşim, Muazzam bir ne olay. heel'li, gavatlıkta zirve değil mi ya? Gerçi hayır tam da doğru. O da doğru. Ama ben korktum bir an. Irz düşmanı reis bir şeyler yapar mı acaba falan. Ben de Kendi herhalde tarzı tutup marzı öpecek sürekli. falan bir şey yapacak sandım ya. Ya sonuçta Ziggler yani ırz düşmanlığı teki ama. Karısını kemer Bekliyorum ama. almaya gönderenler. Nokta. Karısını kemer. Bunu hemen şey yapalım. Kemer Karısını almaya. kemere yollayalım. Kemere yolladı. Vallahi. Bu arada beyler Daniel Bryan baldızının reklamını yaptığında aldığı bu. Evet, ve şaşırması buna. Ya işte onu şey yapmayacaksın. Söylemeyeceksin ki seyirci tepki, o kötü tepkiyi vermesin. Bırak şey Mauro filan, Mauro muydu neydi? Mauro filan söylesin. Geçsin gitsin öyle yani, niye adamları şimdi Nikki'ye küstürüyorsun ki sen? Normalde Nikki'yi de çok seviyorlar ringe gelirken falan olsun. Stone İlk Cold çıkış gibi aldığı kadın Stone ya. Cold tepkisi. Ne? Kardeş ya aklıma geldi SummerSlam'de. Daniel Bryan güreşemiyor bence. Salak sakatlandı ya zaten. Nakodum değinmeyelim seriye. Şey, AJ Styles'la Renee Young arkada gözüktü. Arka AJ'nin senin karın çocuğun yok mu demesi arka alan çalışanlar. Harbi Bunu ya. kırsam şimdi falan. Sonuçta birçok Ya farklı kim SmackDown'un oldu? şeyi, AJ'nin hareketini beğendiniz mi yoksa karşı mı ben çıkıyorsunuz gayet bunu? beğendim ya. Abi yazıktır, günahtır yani. Adam orada ekmek parası peşinde. Ben yakıştıramadım yani AJ'yi. Yakıştıramadım ya. Kardeş, AJ de ekmek parası peşinde. Ama adam ne istenirse onu yapıyor sonuçta. AJ'nin videosu istenmiş demek ki. Kardeş, o zaman güreş scripted değil mi? AJ'de ne yazılır son oyun. Ya al işte. Al işte. Burada Biz ne diyoruz? Kayfa Bey yaşatıyoruz. Sen neler yapıyorsun? Kayfa Bey. Vay be. Kayfa Bey he. AJ TNA çocuğu değil, orospu çocuğu. Şey, WCW çocuğu. Yine orospu çocuğu mu kardeş? Dean Oros bu çocuğu mu Peki kardeş? Şey, geçelim mi? Geçelim. Buyur hadi. Sen devam ediyorsun abi. Buraya ben Ben mi? hatırlamıyorum ki, ben balık hafızalı bir insanım. White Amerikan Alfa ile ilgili videoyu görüyoruz. Yanlış hatırlıyorsam. promosu. Onları geç aga. Uso kardeşler var. Bir orada bir mesaj aldınız mı, yoksa hani Patik, turn patik. olmayacak falan yaptınız mı böyle içiniz? Ya ben turn hiç beklemiyordum. Hiç Açıkçası beklemiyordum. hiç beklemiyordum. ben Dailymotion'dan izlerken o kısımlar bende sessizdi. Orayı geçmek zorunda kaldım yani. O zaman Bray Wyatt promosu var. Ben Orada da Allah'ım sessizdi. filan diyor işte. Ya abi. Adam ormanda geziyormuş da av olmuş filan bir şeyler. Kanka Bray Wyatt'ın Avcı dur. olur. Avcı av olur Kanka. dedi filan yani. Hayır şimdi Bray Wyatt'ın promolarının böyle hikaye eşliğinde işte sandalyede böyle, bu arada sesi veriyorum farkında mısınız? Ya müthiş ya. devam etmesi çok hoşuma gidiyor ya, konuşabiliyor da şiir gibi anlatıyor ama alt tarafı çok boş kalıyor ya, adamın galibiyeti yok, paso promo kesiyor ya. Abi sorun şu ki hep bu adam konuşuyor şeylerde, mücadelelerde. Hep o adam Yani kaybediyor. sadece bu adam konuşuyor bir de. Ve hep kaybediyor ya.
Bence yazık yani. Engelen anlattığı hikaye daha iyiydi bence benim. Oraya geleceğiz şimdi. Nicky Bell'le ringe geliyor geç. Bu arada İrlanda reklamları da çok berbat ya. Allah. İrlanda reklamları mı? Ya İrlanda kanalından izledim de şey şu. Sky Sports diyordun hani. Milli gururumuz. Tamam İrlanda. İrlanda'daki Sky Sports mu? Vay be. Irish Sports. Irish Sports. Allah nasıl kuluna yenilebilir mi? Ya beyler bir şey söyleyeceğim. Şafak'ın bir kafı vardı hatırlayanlar. Tanrı mı yaratılmaya çalışılıyor demişti. Ne? Doğru. Onun üzerine konuşmadık hani. Vay be. Bunun için özel bir yayın açacağız demiştik ben. Bunu unutamıyorum abi, konuşalım artık. Gece uyumadan önce tavana bakarak bu sözü düşünüyorum. Oy, merhametli olduğu için kuluna yenilir mi? Asik. Asik kome. Şeye bak ya, muhabbete var. Avans veriyordur. ya senyor konuşsun. Senyor yayında değil kardeşim, susar mısın? Ya bu adam modama hiçbir şeyin haberi yok ya. Neyse. Kadınlar maçına geçtik. Takım maçı. Ya öf, rezaletti. Sağa sonra savrulan saçlar. Bir şeyin... Namiden... Kardeş, pek zevk aldığım, eğlendiğim kısmı Naomi'nin eğlenceli olması ya. Naomi'nin artık fosforlu trafik lambası gibi dolaşması. Bence çok iyi ya. Bence de çok iyi kardeş. Eğlendiriyor yani, abi, güzel bir bu şey. Bu kadını beğenebileceğim tek vaziyeti buymuş yani. Ben bunu anladım. Millet maç yapsın, bu kadın sürekli orada giriş yapsın dursun, bence daha eğlenceli yani. Peki Alexa'nın Nikki'yi öldürme çabası hakkında ne düşünüyorsunuz? Kardeşim Nikki ölmeli. Kardeşim yeni iyileşti zaten ama. Ya yazıktır, günahtır yani gerçekten gitti sandım, bacağı falan bir şey o. Kardeş bacağı giden şey değil mi? Ha pardon, ona daha gelmedi. Ya Carmela'yı beğeniyor musun? Hayır. Yo. Abi o moonwalk falan ne ya? Sen şey misin? Janet Jackson mısın amına koyayım, o ne ya? Ya işte Enzo'yla takıla takıla böyle olmuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Carmela'nın Big Cass'le birlikte olduğunu söylüyorlar. Acaba doğru mu bu? Big Cass doğru mi? Kanka zaten. Evet doğru zaten. 7 feet tall and 2 feet tall falan herhalde. Abi bunu mu düşündün şimdi? Allah Allah be. Kanka. Ama çok bariz bir boy farkı da var yani. Ne a bakma. Eğilmeden... Hayda. Peki. Bir şey demiyorum. Yayın karıştı. Yayın çok fena. Yayının adını değiştiriyorum. İki bir şey söyleyeceğim. Alberto demem. Del Rio ile Paige ayrı kalınca cingar çıkması ama bu ikisinin hiç ses çıkarmaması ayrı kalmalarını. Kanka çünkü bunlar şirketle uyumlu insanlar. Karakter farkı ya. Aynen. Alberto gibi orospu çocuğu bir Perro'dan ne... Oh, pardon beyler. Köpeğe ne lan. Paige de zaten kubar vura vura zayıflanmış an. Önceki harbi ya. Valla Paige'in son halini gördünüz mü? O ne hal ya? Düşmüş resmen. Fakirlikten ölmüşler ya. Hero deyip geçme dedi ya. Kardeşim bu şey. Bana maskemi verin yoksa ana kemer istiyorum. Carmela kazandırdı takımı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya şey. Ya ben... Ha okey. Kanka konuş lütfen. Tamam. Nikki'nin boyun sakatlığının hala işte böyle hassas bir konu olduğundan bahsetti. Bu arada submission'ı ben beğendim. Bana Jack Gallagher'ın episode 6'de yaptığı şey sabit gibi geldi. Bu referansı yapıyorsan burada ne yapıyorsun? Selam beyler. Neyse. bu kadar. Cüy, sen bir şey söyleyecek misin? Benim diyecek bir şeyim kalmadı kardeş bunun üstüne. Ben şey söylemek istiyorum. Peki bu The Last Kicker Becky Lynch neden? Last Kicker mı? Aynen, Last Kicker. Neden? İbrahim Hacı Osmanoğlu vs. Becky Lynch. Dreamfield. Neden tavuk taklidi filan yapıyor? Ya tavukları çok... Var.
Poundları çok garip ya onun cidden. Turkey kicker. Neyse geçelim. Turkey kicker al işte. Ama müthiş bir maç var sırada. Tamam. Geçiyorum. Geç geç. Usos ve American Alpha maçın başında saldırdılar. Sonra ellerine verdi bizim Amerikalılar. Jason Jordan azamadan bitti zaten maç. Aynen. Sonunda dayak yemelerin neden de o daha sertleşmemişti bile. Sonra da bir dayak oldu. Ayağını siktiler Gable'ın. Ne düşünüyorsun? Aynen. Junior sen başla. Ya... Biraz önce sözü bana verdin. Tamam eyvallah. Seni çok seviyorum. Şey maçın bu kadar kısa sürmesi heel turn hani olması açısından gayet mantıklı olmuş. Hani biraz hırs kattı falan işin içine. Hani en azından şu an normal bir maç üstüne yenilip heel turn yapmış olsalardı şimdi niye saldırdı bunlar falan diyecektik. Saçma sapan şekilde yenilince gururlarına yediremediler falan gibi bir durum oldu. Ben ayrıca şeyi söylüyor muyuz direkt yoksa ayrı bir başlıkta mı söyleyeceksiniz? Neyi? Amerikan Alfa'nın turnuvadan... Onu da konuşuruz ya. Evet zaten başka şey... Sonra konuşuruz. Sonra şeyden, Slater maçından sonra şey yapar. Tamam. Ya ben maç sonunda olan şeyleri doğru buldum. Yani sonradan alınan kararla bağdaştırınca. Usolar da biraz şey olur ya böyle. Heel turn yapmasına sevindim yani. Biraz hareketlenebilirler. Hareketlenebilir dediğim ya yine süper kickten başka bir şey yapmazlar da. İşte bu eski sıkıcılıklarından belki şey olur. Bir sivrilirler diye bekliyorum. Kafakçım. Ya şimdi ben bu maça şey yaparken işte taraflar ringe gelirken inanılmaz bir hype kazandım. Dedim ki ulan SmackDown'un zaten ringçileri iyi tag teamleri falan. Bir de sonuçta American Alpha biraz önce bahsedip şey üstünde durmadığımız videoda şey diyor şey diyordu ya. İşte biz de tag team division'dan yeni bir şey getireceğiz. İşte o maç stili falan biraz farklı olacak diye. O yüzden böyle gazla falan başladım. Çat diye bitti maç anasını satayım. Ha ama şöyle bir şey var. Bunu çok güzel bir içi dolu biraz önce de şey bahsetti. Kim bahsetti? Neyse şimdi şey yaptım da göremiyorum da. İçi dolu turn'e çevirmeleri çok hoş oldu. Hani cidden böyle dolu dolu bir heel turn oldu. Sonraki sakatlanma olayı tabii ki senaryodan da yine de bence gayet sağlam o şey sol left leg'ine iyi çalıştılar gibime geliyor. Bu kadar. Ben öncelikle Allah'ıma şükürler ediyorum. Yusoların biraz daha bir karakteri oldu artık. Sadece düz güreşçi değiller. Çok şükür. İyi oldu. Güzel daldılar. Maçın kısa olmasının sebebi de büyük ihtimal hani ileride bu takımlar 2-3 kere daha kapışacak kemer için. Onu bozmamak için önden diyeyim, keyfini kaçırmamak için şey yaptılar yani. Da kestiler. İyi oldu. Çok da güzel oldu. Bu kadar. Geçiyorum. Geçebilirsin. Apo mu? Pardon. Arkada engerek var. Hikaye anlattı. Ya şey, muazzam bir hikaye. Benim, hayır hikaye, dakika, hikaye muazzam da. Tamam. Hikayeyi siz özetlerseniz de. Benim dikkatimi çeken röportajcı kızla arasındaki boy farkı. Mikrofonu böyle tepede tutması. Ben az önce Carmela ile Big Case'in arasındaki boy farkını söyleyince bir şey olmadı. Şimdi kardeş ama onlar bir seks yapıyorlar tamam mı? Beraberler. Bu arka alanda böyle... Böyle bir şey döneceğini nereden biliyorsun? Bunlar da yapsın abi ben. Arka alanda seks hikayeleri diye az geçenlerde konu açılmıştı. Görmedin mi sen onu? Ece'liği arkada hamile bırakmaları. Ne? Öyle bir haber çıkmıştı ya beyler. Pardon, kanka o Kayseri'deki bir haber değil miydi? neyse engerek geldi işte. Yılan oturur avını bekler. İnsan onu avlayınca ikisini birden sikertir, öldürür yer filan dedi işte. Aynen öyle. Bence muazzam bir hikayeydi. Güzel konuştu reis. Aynen yapalım. Sadist bir hava verdi yani anlatırken. Bray Wyatt'tan geri kalmadı yani. Şafak. Ben böyle düşünüyorum. Kanka. Only one RKO. Başka bir şey demiyorum. Hangi hikaye daha etkileyiciydi sence? Tabii ki yılanın avcıyla, tüfekli avcıyı sikmesi.
Tüfekle avcıyı mı? Erdi mi o kardeş? Niye tüfek? neyse ringde Fandango var. Ya kardeş o hayır takım arkadaşını geç. Breezy falan konuşuruz da. O 92 yaşındaki Lita'nın ne işi vardı ringde? Kardeş anlatacağım bunları zaten. Hı. Neden bir durum? Pardon. Takım arkadaşının gittiği yer de önemli. Çünkü Dubai'ye gitmiş. Özel ipek şeyler bakmak için. Kumaş bakmak için. Ne kumaşı lan? Sonra bir kadın geldi. Dev falan yaptı. Ne düşünüyorsunuz kadın hakkında? Kanka kadın bence bahsettiğim gibi Lita'nın yaşlanmış haliydi. Doğadan hoşlanıyormuş. Aynen. O kadar. Dansı nasıldı sizce? Tamam, ruhunu sıkıştırmışlardı sanki. Kanka dansını izlerken aklıma Mehmet Dinler geldi. O kadar. Neden? Neden? Kendisinin olgun bayanlardan hoşlandığına dair bir hikaye duymuştum. Aynen kadının dev yapması orada gece gece koptu. Yani. Aynen debin bir tepki alması. Neyse sonra Kane geldi göbekli reis. Çok slam yaptı gitti ne alaka yani anlamadık. Buyurun. Bilmiyorum işte. Bu nereye bağlanacak sizce? Yani bir yere bağlanacak mı? Ya bence işte Raw'daki hani squash'ların Kane'e yansıması. Onlar da böyle yapıyorlar işte şey. Sonuçta bence Kane Orton'dan sonra Bray Wyatt'la feud'a girer. Hayır abi ya. Yine kör ettin ya. Yine kör ettin. Gözlerinde kan fışkırtmam. Abi nereye bağlayacaksın ki bunu? Ya ne gerek var? Hiçbir şey anlamadım. Ya bence abi Braun Strowman'ın squash'larından daha eğlenceli yani. Bunun yerine Eric Rowan gelseydi mesela. Bir güzel pataklasaydı. Sonra WrestleMania logosuna işaret etseydi ve şov kapansaydı orada. Kanka WrestleMania logosu yok abone ol. Nasıl işaret edecek? Hayır orada oluyor ya. Oraya doğru işaret edecekti. Böyle bir işte şey oluşturacaklardı. Bir mesaj verecekti Royal Rumble için. Evet. Benim en güçlü adayım Rowan mesela şu an. Ben Nikki Bella'nın kazanacağı düşünüyorum. Nia Jax'in kazanacağını düşünüyorum ya. Paige gitmek mi istiyormuş? Bir dakika konu gelmiş. Çıkan haberlere göre Paige WWE'den ayrılmak istediğini resmi olarak onlara iletmiş. Ha nerede? Kaynak 34 mü? Ya kızım bir adam için bütün paradan vazgeçiyorsun ya salaksın. Beni dinliyorsa salaksın. Beyler. İyi de bu beyler. 34 işte 434 uyuşturucu markası diyorum. Yapıştırıcı markası gibi olan şey Facebook haber grubuymuş. Bunların sitesi falan yok ki. Wrestling inç'e falan düşmedi mi? Olsa düşerdi bence. Kaç inç? Girhan doğru konuşmuş. Girhan ne demiş? Siktirsin gitsin Brazers'ı alalım Page. Keşke. Arka alanda AJ Styles var. Public agent da olur. Adamın telefonu çok beğendi. Sonra gitti kırdı. Ne düşünüyorsunuz? Sonunda da şey demesi. Telefonu kırıldı gidip toplanmayacak mısın? Bence bu daha komikti ilk seferkinden. Aynen patlatması. Direkt alıp koydu yani. Furkan Türk gibiydi adam. Ben beğendim segmenti ya. Sonunda o tepkiyi vermesi de güzeldi yani. Ya pek ciddiye alınmıyor gibi AJ ne düşünüyorsun yani rahatsız mısınız siz mesela böyle komedi bazlı yo, gitmesini? Yok böyle daha iyi. Bence böyle daha iyi. Çok domine bir force oluşturması gerekmiyor. Kendine hani the face that runs the place diyor ama bu ağırlığın altında hani bu ağırlığı taşıyabiliyor mu gibi vaziyete çıkarabilirler ileride. Bence zaten mesela. Bu hani gevşekliği ringde çok iyi kapatıyor zaten verdiği performansla. Cevabını ya, orada veriyor millet. Kurt Hawkins haftaya geliyor sonunda. Hayır, dedik yani. Gelsin artık. Görelim. Ne yapacak peki? Bilmiyoruz ki. Kane tarafından. Kane'le mi kapışacak acaba? Aynı ben de onu diyecektim. Ya sen adamsın ya. Ay kemeri oynasın. Hangi kemeri? Böyle bir kemeri olamam. IC mi? Ya o hiç onun aslında şey hakkında konuşmadık. Neyse devam.
Sonra maç var işte. Slater, Rhino, Hype Bros. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, ondan önce Slater'ın çocuklarını gördünüz mü? 7 tane birilerinden. Çocukları kaçırman mümkün değil biliyorsun. En çok hangi çocuğu beğendin Şafak? Kanka en sağdaki cincir olan. Şey mi? Atarlı olan mı? Evet şey bu. Şey farmer tarzı giyinmiş olan. Wake me up! Wake me up insan! Aynen o. Ergenliğim aklıma geldi. Junior sen beğendin mi? Kanka. Çocukları. Çoluğu çocuğu toparlayıp gelmesi muazzam bir olay. Ya o ailenin mutlu olması benim en çok istediğim şey şu günlerde. Bir şey söyleyeceğim. Peki ikiz çocukları nasıl 4 gün arayla doğmuş? Ben onu anlamadım. Kanka o... Beyler bir şey söyleyeceğim bu arada bununla alakalı. Ben Max Buck'la diğer kardeşi var ya. Onları ikisi tanıyordum. Aynen. Onları ikisi sanıyordum değillermiş. Aynen biri büyüktü ya. Nick mi büyüktü? 3 yıl falan Nick Jackson büyükmüş galiba. Bunu birisi yeni öğrendim. Birisi karnında pusuya yatmış. Ne yapmış? Karnında pusuya mı? Niye o engerek miymiş? Beyler ince. Cafanen sevdiği. Ne? Dörtüme bir şey. Ne o? Aynen. Doğru. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kazandı Slater ve Rhino. Ya zaten Rhino ya. Gor çıldırmasından sonra. Bence şeyin şovun en güzel maçı buydu. Hani şey çünkü biraz temposuzdu bunun yanında. Biz sırtan. Abi Heath Slater'ın tam kafasına dropkick yemesi. Kanka ne güzel satıyor işte. Misil dropkick yedi adam. Çok hoşuma gitti o an benim ya. Ben orada takılı kaldım. Aynen. Ben seninle tutuklu kaldım diyor. Sen ne diyorsun nerede? Ya. İyiydi. Ben şeyleri sevmiyorum. Pek Hype Bros'u sevmiyorum. Neden? Mojo Rawley özellikle çok boş bir adam gibi geliyor. Şu şeyde silindir köşede sıkıştırıp sağa sola dönmesi deli dana gibi. Sorma. O ne, nasıl hareket onlar? Neyse işte kazandılar. Hayırlı olsun. Ve soruyorum şimdi sizce kemeri alabilecek mi? Karşısında Usos ya da kimdi? Hype Bros yine. Hype Bros. Karşılarına kim gelir kazanabilirler. Junior. Ya şey Heath Slater'la Rhino kesinlikle kazanacak ya. Olay şöyle. Amerikan Alfa'nın bu kadar erken kazanması ileride onları sıkıcı bir hale getirebileceğinden dolayı bence böyle bir şey düşünülmüş. Hem de Amerikan Alfa'nın hani tuş olup hani yenilmemesini istedikleri için bu sakatlık senaryosu devreye sokulmuş olduğunu düşünüyorum. Hem de Slater'a bir ödül abi, hak etti adam yani. Tabii canım. Draft'tan biri en iyi, en güzel şeyleri izleten Slater yani bence. Ya tabii canım, bayağı eğlendirdi ya. Alsın işte biraz takılsın elbet. Zack Ryder bile sadece contender olup hiçbir şey yapmadan kemeri almıştı bu yıl. WrestleMania'da. Yani. Ve WrestleMania'da yani. Bu adam aylardır şey yapıyor yani. Çabalıyor falan. Bayağı segment kasıyor. Alsınlar ya. Güzel olur bence. Survivor Series'e kadar tutsalar filan. Yani o zaman da işte American Alpha ya da Usos ikisinden birisi yapabilirler. Sen bir şey söyleyecek misin Şafak? Ya dedim ya ilk şey olarak içi dolu turn oldu. He, şimdi Backlash'te iki tane tag team maçımız var değil mi? Yanlış anlamadıysam. Yarı finali Usos evet, tekrar oynayacak. Açılışta olacak hep. İşte Usos tekrar şey yapacaklar. Bir maça çıkacaklar. Sonra da finalde yüksek ihtimalle şeyle karşılaşacaklar. Usos'lar yine. Onlar çıkacağını düşündüğüm için. Bence kemerisiz Heath Slater alacağını söylediniz değil mi? Ve takımının. Evet. Ama ben tam tersini düşünüyorum. American Alpha'nın işte dönüşünü işte Usos'ların heel olarak kemer tutuşuyla denk getirip buradan bir mücadele çıkacağını düşünüyorum. Slater bence kaybedecek. Ama yine de kontratı kapacak gibi. Ben Jason Jordan'ın gelip dikkat dağıtacağını düşünüyorum. Yok ya öyle. Ya, tamam, zor. Slater kazanamazsa saçma olur abi ya. Ne bileyim.
Aynen kaç çok kere şey yaptılar adam yani. Haftalardır bu yani bir yere varması lazım. Bir climax olması lazım. Kanka Furkan için pardon Türk için Türk ne lan? Türk için bir tiyoda başlayayım. Türk için bir tiyoda bir şey yapayım. AJ Styles Dean Ambrose maçı olur beyler. Asit beyler oynayın. Hadi be Allah'ım söyletiyor bunu. Of. Teşekkürler. Neyse arka alanda şey Usolar promo kesti. Ha işte altı bu. 6 aydır saygı görmedik. 6 yıl oğlum. Ya. 6 yıl neyse. Beğendiniz mi? Ne dedin? Ne düşün? Ben burayı şey yapamadım. Sessiz oldum. Görmedim. Şey ben burada işte şey asıl şey burada oldu. Heel turn'ün sebebinin açıklanması ve işte gerçekçilik bakımından altının doldurulması olayı burada oldu. İşte siz bizi takmıyorsunuz, bir tarafınıza sallamıyorsunuz falan derken işte biz de artık bildiğiniz usulör değiliz. İşte yavşak olacağız, bacak kol koparacağız, elinize vereceğiz falan yaptılar. İşte sonra drop the mic yapıp gittiler. Bunlar kesin yaşanır tabii ama çok mantıklı bir heel turn'dü. Biz hala takmıyoruz peki. Bayağı klasik promoydu yani. Aynen. Biz hala takmıyoruz. Ya ben takmadığınızı düşünmüyorum. Sonuçta Erdin'in ilk kez Yusolar'la ilgili forumda aman tanrım sonunda bir profillerinde geliştirme oldu falan filan demesi taktığını gösterir. Teşekkürler. Ben takıyorum zaten yani. Kevin Şu an taktım mesela. Kevin Owens KO'nun bacağından bahsetmesi. Onlar gelsin bir de benim bacağımı kop. Ya of, Rav'ın... Rav'ın amına koymuşsun. O dönsün Mesut! Oha! Tut ya işte. Mesut kapattı. Dean Ambrose'un saçını yapıyorlardı. Güzel miydi sizce saçı? Daha değişik bir model verilebilir miydi? O ben bir şey ağzına sokup basacak çok sandım değişik, ama... Çok değişik model yapmışlar zaten ya. Çok değişik geldi benim gözüme. Peki arkaya mı tarasa sizce daha iyiydi böyle mi? Sola yatırsa daha iyi olur. Ben hep sağ yatırıyorum. Main event'a geçelim. AJ ile Dean konuştular main event'a sadece. Kontrat falan bir şey yoktu. Röportaj yapacak kızı da yolladılar. Dean işte... Bu mekanı yöneten ikinci kişinin azağı falan yaptı. AJ Styles'te ben orası çok kral olaydı. Ben taşak ya. Taşak geçecek biri değilim. Adam ol falan yaptı işte. Sina'yı yendim. Daha sonra öyle konuşuyorlardı. AJ bir tane geçirdi Dean'i bacaklarının arasına. Öyle boş boş dururlarken bitti. Ve tekmeyi yediği anda şey altta All Right Reserved şey çıktı. Direkt kapattılar şovu ama. Hiçbir zaman yok ya. Ay yalnız Türk doğru daha doğru çevirdi doğru. Sen ikinci mekanın yüzüydün dedi. Oo. Doğru. Oo, doğru. Ama bence TNA zaten ikinci değil üçüncü dördüncü TNA progress varken ki. Yani. İkinci NWGP DOWX. Doğru haklılar katılıyorum. Sonunda finisher falan yoktu ne düşünüyorsunuz yani zayıf bitmedi mi sizce de? Ya, evet. Yani, biraz zayıf bitti ama şey işte şimdi AJ Styles Phenomenal Forearm falan yapsa abi bu sefer şampiyon ezik gösterilecek. İşte abi eziklik bir şey yok. Şeyden low blow vurduktan sonra yapabilirdi yani. Sonuçta ortada taşak var abi yani. Benim vurulsa hiçbir şey yapamam. Vurulmasa da yapamam da neyse. Evet böyle. Böyle bu kadar. Smackdown bu yani. Genel puanınız ne şu an? 3. Genel puanım 3 ya. Benim 2 abi. İkisi de 3'tü yani. Bence Raw'dan geri kaldı birazcık. Abi sanmıyorum. Çok az. Raw'da ne var? Ya Raw'da Seth Rollins'in mükemmel ring içi performansı var. Of be Seth Rollins be boşaldım yine. Nasıl isimse o. Peki Seth Rollins'in düşen tapeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi biraz dikkatli olmalı ya. Bu ne her yerden çıplak fotosu çıkıyor bir şeyler oluyor. Tal taş yapıyor ortada. Seth Rollins'in güvensiz seks yapması. Tehlikeli. Ben de öyle tercih ediyorum. Rollins'e neden Rollins'e face yakışmaz? Abi çok yakışır da ortalığa yarrağını filan atarsa yani öyle face mi olurum?
Ya ne alakası var? Hepimiz şeyin Orlando Bloom'un yarrağını gördük mesela. O face değil mi? Ya Orlando Bloom artık kalbimize yerleşmiş bir adam. Legolas. Kardeş. Onun haşmetli yar şeyi pipisi Bloom. Çok da sıkıntı olmadı bize. Ben görmedim aslında. Bu arada SmackDown'a Cruiserweight divizyonu gelmesi hakkında bir haber düştü. Ya onun için geçenki geçenki Raw'da bir footage yayınlarken Stephanie'nin arkadan sesi geliyordu. Sadece Raw'a özel olacak falan filan diye. Sanmıyorum ben geleceğini ama gelirse bir heyecan katar tabii. Çünkü ya CWC inanılmaz keyifli bir show bence ya. Abi zaman yok ya SmackDown'da. Adamlar rap yaparak bitirdiler yani. Bence geleceğini sanmıyorum. Moment gelse evet, güzel olabilir. İsim değişecek mi acaba ya reisin? Kimin? Moment. Start olur. Bilmem. Çoğu yarım saat zaten. Geliyor mu bro cidden? Geliyor geliyor. Progress'te veda şovu var hatta. Vay. 34'teki maçı da iyiydi yani. Çat tüt geçiriyor beni, boşaltıyor yani. Yaşo! Daha izlemedim. Kardeşim iyi maç dedim. Tamam. Progress maç güzel yani. Çat tüt burada var yani. Özellikle takım maçı, üçlü olan takım maçı çok iyiydi. Yani. Kadınlar tam bir ateş makinası. Aradılar resmen. Ver ver spoiler. Ne spoiler ya? Bir şey demedim ki, iyi maç diyorum ama. Rakibini bile söylemedim. Pepe'nin için ayrı bir yayın açacağız mı önceden? He, o konuda bilmiyorum. Açsak mı yani? Şey, taleplere göre açabiliriz istiyorsanız da, yoksa... Şimdi konuşalım diyecektim. Şimdi de biraz konuşabiliriz. Son 20 dakika falan, aynen. O zaman en alttan başlıyorum. The Miz Dolph Ziggler Intercontinental kemeri için. Backlash. The Miz kesinlikle korumalı ya. Miz korumalı. Bence de mutlaka koruması lazım. Yani neden koruması lazım? Yapmaya başladı. Bayağı iyi çıkış yapmaya başladı. Yani şu an Miz is on fire ya. Yani hazır böyle coşmuşken kemeri almasınlar şimdi, değmez. Yazık olur. Bence zaten bizim karşısına hala Samoa Joe çıkmalı, ben öyle düşünüyorum. Senin bu Samoa Joe Saxon Britanyalı mısın ya? Ne alaka bilmiyorum. Samoa'lıyım. İşte Britanya'da oranın şeyiydi ya bir zamanlar. Sahibiydi. Sömürge falan. Neyse. Takım turnuvasını konuştuk. Takım turnuvası. En gerekli Allah'ın maçı var. Ben niye bize niye söz vermedin? Abi söylediniz ya mutlaka korusun diye. Hayır, ben niye korusun diye Junior'a soru sormuştum. Ben korunmasını düşünmüyorum. Tamam, anlatsın. Yo, anlatsın tamam. Hayır dedim ya, karakterini hareketlendirecek artık yani bu durum. Ama nereye kadar ki? Geçtiği promolar falan. Samoa Joe'ya kadar işte. Allah Allah. Tamam ama bak kodum şişkosu gelsin de görüşün ya. Öf, de geç kardeşim. Hayır yok, Samoa Joe'ya çıkar lan. Evet Şafak, sen ne düşünüyorsun? Kanka bence Dolph Ziggler'a yaklaşık 4-5 haftadır esiyorlar. Orada hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Özür dilerim. Ben Ziggler'ın kemeri kazanacağını düşünüyorum. Hani mutlaka... Hangi yüzle abi? Hangi yüzle kazanacak bu adam? Kanka işte şeyle, Shawn Michaels bana bir iyi olan yüzüyle. Beyler söylüyorum. Ziggler kazansın kemeri. Ziggler kazansın kemeri. Şu yayında ne istiyorsanız yapacağım. Bir dakika. Bir daha söyle lan. Ziggler kemeri kazansın. Şu yayında ne istiyorsanız yapacağım. Haftaya görüşelim o zaman. Tamam. Ziggler ibnedir. Aynen. İbnedir. Peki evet. Dur. Kaydımız var. Var kaydımız. Zaten şeye atacağız. YouTube'a atacağız. Kardeş kaydımız, ben sözümden geri dönmem zaten. Niye John sen Furkan Törpüsü? John Cena'nın fanlarıyız biz. Neyse, o da daha sözünü gerçekleştirmedi ama. Doğru. Çıkıp söylemedi. Benden iyisiniz. Evet. Evet.
Of adam ne aynen. Söylemedi kardeşim. Takım turnuvasını konuştuk zaten. Konuştuk. En gerek Allah maçı var. Siz buyurun. Şu şey olayları beni perişan ediyor ya forumda. Soğuk savaş, sıcak savaş falan. Ne oluyor oğlum? Ne oldu oğlum forumda? Yo işte soğuk savaş falan nereden çıktı? İki promo kestiler falan diye. Randy, One RKO to the şey işte ya. Viperville. Bu kadar. Lan ben de forumda savaş çıktı sanırım. Ha yok, yok canım. Keşke böyle bir şeyler olsa da aksiyon yaşasak ama yapacak bir şey yok. Uzar mı sence Şafak'cığım? Nasıl uzar mı? Ha feud mu devam yani, etme konusunda? Evet. Yok be. Buradan Orton kemere gidiyor haberin olsun. Bence... Dur cümle de söylesin de ben öyle söyleyeyim. Söyle söyle reksin. Bence hani birey hile hurdayla alır burada. Sonraki şovda Randy temiz kazanır. Ve ana kemere gider. Survivor Series'te AJ Randy Orton. evet. Aynen öyle. Junior. Ya bende miyiz arkadaşlar? Evet sendeyiz kardeşim. Ben Randy Orton'la Bray Wyatt'ın bir süre daha birbirleriyle haşır neşir olacağını Bekleşten sonraki PvP Subfame mi? Survivor Series. No Mercy. No Mercy. No Mercy dedi. İsmini Slater bulmuştum. Ne? Ha Slater evet. Şey, No Mercy'de bir maç türüyle bir kez daha Junior'ın ölmesi. Pardon beyler bacağımı vurdum. Sesim gelmedi mi? Yalnız Furkan'ın gidip Orlando Bloom'un pipisini görmeye çalışması. Kanka giderek sesin azaldı ya. Sonunu anlayamadık. Kanka No Mercy'de maç türü olan bir maçta bir kez daha karşılaşacaklarını düşünüyorum. Maç türü olan bir maç mı? Breval. Kafes maçı olabilir mi? AJ Styles'la mı? Kafes maçı olmasın. Hayır hayır. AJ Styles kafes maçında kafesin tepesinden Phenomenal Forearm'ı yapar mı sizce? Bray Wyatt diyecek ki bak adamsan avcıysan gerçekten benimle kafese girersin amına kodumun yılanı diyecek. O da diyecek ki lan sen Allah'san biz de yılanız hayırdır. Ne alaka yılan çok da güçlü. Neyse öyle diyecek işte. Sonra kafeste kapışacaklar diye düşünüyorum. Kardeş neyse. Peki. geçiyorum. Söyleyeceğiz bir şey. Bence Allah diyecek ki Randy Orton'a İşte Randy Orton hatta şey yapacak. Benle kafes maçına gir çocuğumu kurban ederim diyecek. Sonra olanlar olacak beyler. Bunu gerçekten derse siktirsin gitsin o. Beyler. Olası bir AJ Styles Randy Orton maçı için Phenomenal Forearm Markeo'ya dönüşür mü? Oh, Phenomenal KO. Ya da havada sektirip Markeo. Kardeş. Düşünsene şey oluyor bak. Orton şey ensesinden sektiriyor. Oo! Tamam mı? Set havaya çıktığında. Set mi? Aşağıdan. Dur anlatıyorum. Ha. Aşağıdan eğitimi uçarak tekme vuruyor aşağıdan böyle. Biraz daha havalanıyor. Sonra Randy düşerken arkaya yok. Nasıl? Müthiş. Mükemmel. Peki beyler. Aslında. Ben boş Randy Orton, Randy Orton Styles Clash'ı arkaya çevirebilir mi? Beyler kalk kiladan arkaya görür mü? Beyler bunu yaparsa cidden. Sizce WWE'ye gelen adam neydi şeyde Progress'ten? Tommy End miydi? Tommy End mi? Ha, Tommy onun End. Finisher'ı Canadian Destroyer olur mu? Ne alaka? Beyler. Evet. Apollo Crews'u görebilir kamerada görür müyüz? Yayının sonunun gene şeye bağlaması. Beyler hazır gülerken aklıma bir şey geldi. Apollo Crews mu kanka? Senaryo yaptım da. Arka alanda Baron Corbin yürürken Apollo Crews'u görüyor. Ne giriyorsun lan amcık deyip vuruyor kaçıyor sonra. Böyle bir şey olsa çok güzel olmaz mıydı ya? Sonra bu bir feud'a dönüşse ve kadar... Survivor serisinin main event'ında olsa. Abi.
Bence maç türü de şey olmalı. Apollo Crews kaybederse bir daha gülemez. Abi Apollo Crews'ü nasıl ciddi yorumun ki? Adam ciddi olamıyor. Ben nasıl? Kendi ciddi değil abi. Vay be. SmackDown yayını gene at his best oldu. Beyler. Kadın maçı var. Nerede? Ne düşünüyorsunuz? Kim alacak? Hangi maç? Konuştuk gerçi de yine bir söyleyin. Ya ben işte Natalya, Naomi, Becky, Nikki, Carmella, Alexa. Kanka ben Nikki'nin kazanacağını düşünüyorum. Nikki. Hmm. Vay be, boşalttın beni hadi. Buyur. Junior. Ya Becky garanti bence ya. Ben de Becky'yi düşünüyorum. Yani. Nikki biraz Carmella ile takılır. Survivor Series'te Becky vs. Becky Lynch. Pardon. Becky vs. Nikki. Becky vs. Becky Lynch mi? Pardon. Yani karakter bölünmesi. Sen arka alanda Becky yürürken Becky Lynch'i görüyor. Aynaya bak. Ne bakıyorsun yarram diye. Ne Becky vs. Imposter Becky Lynch mi? Imposter Becky mi? Neler yapıyor? The Irish Last Kick. Sheamus çıkıyormuş maskenin altına. Ne? Sheamus, Becky'leri Finn Balor patates yeseler yayında o. Peki. Sheamus babaannesiyle yaşadığı bir şey soracağım. Bunu bilmediğimden soruyorum. Bu senenin PPV takvimi içerisinde bragging rights var mı? Yok. Bence gelmesin abi o ya. Yani bu Team SmackDown, Team Raw işine eninde sonunda döneceğimizi düşünmüyor musunuz? Döner de erken galiba ya. Ben yani. Seni ekleyebilirler bence. Pek sevmemiştim yaptıklarında. Bragging Rights'ı kazandıran Edge olması. Vay be. Beyler, Edge'in bıraktığı gün ağlayanlar F'ye yazabilirim. Biz önceden yazdık tabii, yayın geri gidiyor ya. Edge'in gördüğü saygı. Vay be. Kalbimizdesin orospu çocuğu. Adam. Ah be. Detaylı olan şeyi izleyip az çekmedim şeyi ya. Tövbe ya. Hayır abi, Litan'ın açılan yorganını çekti çocuk. He, aynen. Doğru. Ya yanlış anlaşılmaz. Dean Ambrose AJ Styles maç kaç dakika sürer? Kim kazanır? 18 dakika falan sürer. Son hareket ne olur? Bir daha sorar mısın? Kaçırdım. Maç kaç dakika sürer? Kim kazanır? Son hareket ne olur? Kanka 17 dakika 37 saniye sürer. Phenomenal ne lan? Phenomenal forearm'ı Dirty Deeds'e çevirir vurur. Ve tuş olmaz. Bu nasıl son hareket oluyor da? Çünkü John Cena orada interrupt yapıp DQ ile kazanacak şeyi. John Cena heel turn mü? Asikti. Ne alakası var kardeş? AJ heel olarak çıkıyor ya, o yüzden. AJ'ye saldıracak. Yok ebesinin nikahı. Yalnız forearm'ı 4 dize çevirmesi cidden harika olur diye. Oğlum zaten adam ayakları havada geliyor ama nasıl 4 dize çevirecek? Bence. Beyler, Seth Rollins'in Spear'ı pedigree'ye çevirdiğini hatırlayanlar var mı? Hani havada yumuşatıp almıştı aşağıya. Aynen. Dizinde yumuşatıp vurmuştu ya. Abi bence çok garip. Beyler 4'ü DC'den arkaya görür müyüz? Ne? Peki. Bunu görelim. Peki. Bu... Ya ben söylemeyeyim ama tamam mı? Tamam, pardon, özür dilerim, ben konuştuğunu fark edemedim. Bence maç 21 dakika 33 saniye sürecek. Son hareket. Styles Clash. Hadi hayırlı olsun. Ama kazanan Dean Ambrose olacak. He. Yok AJ. Evet, buyurun. Peki. Sizce maç ekleyen... Burası ihtimal vermiyor musunuz beyler? Yok ya, maç sanmıyorum. Maç eklenmez de Kane gelip yine birini göğsünde yumuşatır, öldürür falan. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç var. Bayağı da maç varmış aslında. 2 saat yeter ya, dolar herhalde yani. Yani.
Kane ne yapıyor beyler, açıklar mısınız? Yani belli ki yemiş. Geliyor işte şovlara. Ne iş yaptığını biz de anlamadık. Main event'e Kane karışmalı. Randy Orton Enzo Green'i RKO çevirdi AQ. Randy Orton neyi? Oğlum, nerede yaşandı? Daha şeyleri çevirdi adam ya. Neydi ya o? Even böyle Airborne muydu? Aynen, Airborne'u çevirdi anasını. Hava şov tam ağzına oturan bir hareketti aslında. Ya evde sana Aynen sormak kaybı istediğim bir şey var. evet. Dilimin ucunda 2 haftadır ve Google'ı açıp bakmayı unuttum. John Morrison'ın finisher'ın adı Evet. neydi? Starship Pain, tamam. Okey. Kendi Beyler, sorun. Kendim hatırladım bir anda. Nikki'nin yaptığı, Nikki'nin kornerden yaptığı Flying Chuck'ı gördünüz mü? Aynen. Onu Çok hep tatlıydı yapıyor ya. ya. Ama Rey. bence kadınlar divizyonunun en ateşli hareketlerinden biri. Ya zaten Nikki bence kadınlar divizyonuna sığmıyor yani. Bence Royal Rumble'a WrestleMania'da katılır, Asuka Nikki Bella. İstiyorum bu maç. Bu maça da bok atarsanız sikerim ama. bence Undertaker'ın serisinin 2 kere kırmalıydı. Ya Undertaker Don't tell it. Nia Jax varken Royal Rumble'ın başka sahibi var mı? Asuka karşı yapar Nikki, amına koyayım ben. Nikki Bella'nın memesine Kesin vurduğunda yaşayacak. patlaması mı? Ya şey, peki Nikki niye üstündekini yırtınca altından da aynı renkte bir şey çıktı? Çünkü şey, bu Rus doları var Ya ya, ben bir şey söyleyeceğim. Matruşka Dreams. Asuka'nın Nikki beni siksin, ben de katılıyorum buna. Abi Asuka demişken, Asuka'nın önündeki kabarıklık beni çok tedirgin ediyor ya. Ne? Çok 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 Asuka erkek mi? Hayır lan, öyle değil. Hani Japonya. Ha doğru. Kesmemişiz. Japonların... Peki o ormanda Bray Wyatt Red Orton feud'u dönse? Avcı çekin. Beyler ormanda kapışsalar kim alır sizce? Kanka bence Ormanda Bray Wyatt'ın... Belgrad Ormanı bak. Türkiye'de bir de. Hadi bakalım. Hadi, o zaman Randy Orton bence daldan RKO ile aşağı doğru Bray Wyatt'ı atar. Ne? Beyler, Sister Abigail'ı arkaya çevirir mi? Beyler düşünsenize, ağaç kavuğuna Sister Abigail yapıyormuş. O sırada ağaç rendi ortaya dönüşse. Düşen ağacı RKO vuruyormuş sonra. Allah'ım, Bu yayın attığınız nerelere kim gitti lan? gene? Bu attığınız kim oğlum? Japonya Savunma Bakanı mı kim? Bakayım, ben tanırım. Kanka bu şey, Japon Dışişleri Bakanı Hirohito Sakaoka. Ben tanıyorum. Bu adam biliyor yani. Şafak bu işi biliyor harbiden kardeş. Şafak bir şey biliyor. Şafak Beyler. bizimkilere tüyo versene ya. Şey Ne hakkında? White Rose mu? tahmin ligi var ya kanka, kullanırız. Ha kanka, SummerSlam'de Beyler not defterimdeki. Orton kaybeder. SummerSlam'de mi? Tabii bir dahaki senenin tüyosunu verdi adam ya. Bunu Diyorsun vay başka bir gari. yerde bulamazsınız. Harbi ya, aman ne. Ya bunu Beyler not buna edin. Bak helal. bunu not edin. Bunu Gelecek sene mutlaka oynayın beyler. 2017'de Randy Orton SummerSlam'ı kaybetmesin. Ben Erdi Avcı ile sevişeceğim. Ne? Umarım kaybetmez. Ne? Osman. Hadi ya, yeter. Bunu Son bir dakika yaşanmış. yeter. Gene şeye bağladık. Geyiğe bağladık. Bas. Bu arada yayından sonra Beyler. açacağımız Son bir konuya... soru istiyorum. Heh, tamam hadi. Son bir soru. Ne? Evsizin biri geldi ama. Evsizin birinin yayına Tamam. gelmesi. Hadi bitirelim.